Adem Hoca'dan herkese sevgi ve saygılar. 11. sınıf Melek öğrencimizde soru çözmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yapamadığı, zorlandığı, işaret koyduğu soruları birlikte çözüyoruz ve evet. konu tekrar yapıyoruz. <laughs> ee, çözemediğimiz sorular, ya daha doğrusu çözdüğümüz sorular şu anda tamlamalarla alakalı. Hemen sorumuza başlıyoruz. Evet, Melek oku bakalım soruyu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayana düşmüş ad tamlaması örneği vardır? Tamlayanı düşmüş. Atlayınca aklımıza. Şimdi okulun kapısı dedik ya. O okulun, gider. O gider. Kapısı. Hı hı. Kapısı çok güzel. Ya da annem, babam, dayım, teyzem. Yani tamlayanı düşmüş bir tamlama. Bakalım. A'daki önce bir tamlamayı bulalım. Aynı zamanda konu tekrar yapıyoruz. Okuyalım. Hemen görüyorum. Çocukların gürültüsü. Kimin gürültüsü? Çocuklara He, ait olan bir gürültü. Gürültü neye ait? Kimin? Çocukların gürültüsü. Burada ne var? Bir belirtili isim tanıması. Niye belirtili? Her ikisi de ek almış. Hı hı. Devam et. Burada başka bir tamlama daha var. Ee, sokağın sessizliği. Sessizlik neye ait? Sokağa ait. Heh, bu da belirtili isim tanıması. Neyin sessizliği olacak? Belirtili Evet çok isim güzel. Tanıması. B yoku. Bu romanda Anadolu'nun köylerini görürsün. Burada bir tamlama var mı? Anadolu'nun köylerini. Köyler neye ait? Ee, Anadolu'ya ait. Nedir bu? Belirtili mi bu? Belirtili. Ek almış. İlk kelime ek alırsa belirtili olur. Hı, tamam tamam. belirtiriz. Yani belirtilse talamasında birinci ve ikinci iki kelime hepsi de ek alması lazım. Belirtili. Tamam? Tamam. C'yi okuyalım. Davranışlarına bir türlü anlam veremiyorum ben davranışlarına. Hiç ben davranışlarına olmuyor işte. Hı. Ne olur? Davranışlarına bir türlü Kimin davranışlarına? Hı. Onun davranışlarına. Ha, senin davranışlarına. Ya da senin davranışlarına. Yani burada tamlayan ne yapmış? düşmüş. Evet. Tamam mı? Davranışlar neye ait? Kime ait? ona ya da sana senin davranışlarına onun davranışlarına yani C şıkkında tamlayan ne yapmış Düşmüş. Düşmüş. diğerlerinde tamlayan var D'ye de bakalım kitabın son baskısı baskı kitaba ait son belirtili evet. Anlatılanların hepsi hepsinin anlatılan. Hepsi yani. neye ait anlatılanlara ait. tamam evet. mı bundan dolayı cevap C şıkkı dedik evet dördüncü soruya bakalım bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Tamlayanın düşmüş bir at tamlaması. Şöyle, şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Ee, Nerede göreceksin? Kaç mızraptır seni vuruyorum. Tamburamın tellerine. Hmm, tellerine. Tamburamın tellerine. Tamburumun tellerine. Tamburum. Tambur, Tambur. kiminmiş? Ee, ana benim, benim. tamburumun Heh, tellerine. Tamlayan ne olmuş burada? Düşmüş gördün mü? Evet. Tamburum. Annem, babam, dayım, teyzem, defterim, kitabım. Evet. Ama Tela ait tambur. Hani ona gerek var mı ha, aramızda? çok var işte. Teller neye ait? Ha, yine bana mı? Evet, Tamburuma tak. ait. Aslında burada belirtili isim tanıması var ama burada bir ne varmış? Tamlayan yine düşmüş. Zaten ya, senin. ya da şöyle diyelim mesela. Ne diyelim? Evimin evimin önü. Bu bir belirtili isim tanıması değil mi? Ev kimin? Benim. Ha, nerede tamlayan? Düşmüş. Evet. Yani her halükarda başındaki tamlayan ne yapmış? Düşmüş. Tamam ha, mı? Anladım. Yani A şıkkı var. Belirtilat tamaması. Yani okulun kapısı. Var Hı -hı. mı? Şöyle bakalım. Dedik ya. E, bulduk zaten. Var. Zincilemat tamaması. Zincilemat tamaması ne demiştik? Okulun kapısının kolu. Hı -hı. Ya da okul kapısının kolu. Ya da okulun kapı kolu. Yani üç tane isim birbirini tamamlayacaktı. Tamam. Şurada var mı? E, kaç nefestir üflüyorum. Yok. Yok. Tamam. Zaten zincilemat tamaması demiş. Yok yani parçada. Ha. Tamam. Yok, tamam. Sıfat alamasında şunu dikkat et Melek. Her sıfat bir sıfat alamasıdır. Neymiş? Her sıfat bir sıfat alaması. Mesela hmm. kaç resim? Soru sıfatı sıfat alamasıdır. Ya kaç şiir? şiir? Sıfat sıfat alamasıdır. Kaç mızrap? Gördün mü? Her sıfat neymiş? Bir. Bir sıfat tamlaması. Ha sıfat varsa ne vardır? Sıfat tamamlaması vardır. Geçelim. İsim tamamlaması gibi böyle bir sayı belirtecek 3 tane olacak. Fark etmez 3 dört, beş olur, niteleme olur, sayı sıfat olur, belgisi sıfat olur fark etmez. Basit yapılı at yani yapım eki almayan. At var mı? Vardır şimdi. Nefes var, gözler var. Yani işte ne var başka? Tam burun var. Bunlar zaten Hı -hı. basit yapılı. Cevap C şıkkı diyoruz. Tamam. 5. sorumuza bakalım. Kaç tane at tamlaması örneği vardır? Çok sıcak bir yaz gecesiydi. Söyle tamlamayı. Ne gecesiydi? Yaz gecesiydi. Gece yaza ait. Burada var. Hı, hı. Sessiz ve siyah bir gece yarısı. E, ne yarısı? Gece yarısı. Aferin. Yarı geceye ait. Ki İsm zaten burada bir zincirlemezin isim var. Sessiz, sessiz ve siyah. Bir... Değil işte, Aa. değil işte. Aa, sıfat bunlar ya. O sıfat tamam, tamam. evet. Aslında melek burada tüm öğrencilerin tercümanlığını evet. yapıyor yani aslında. Yani zincirleme nasıl gece sessiz ve siyah. Aslında burada bir de sıfat. Bunlar hepsi sıfat. Ondan dolayı zincirleme olamaz. Sıfat olduğu anda atıyoruz. Evet, devam edelim. Sokak ortasında Neyin ortasında? Sokak ortasında. Ha, ne ortasında? Sokak evet. ortasında. Orta neye ait? Sokağa ait. Belirtisiz isim tanıması. bir başıma ne başıma bir başıma. Olma. Oradaki bir kelimesi. Bir kelimesi nedir? Bir sıfat mı? Sıfat o. Baş bir ait değil. Aslında burada ne var biliyor musun Melek? Başıma. İyilik mi? Benim başım. Tamlayanı düşmüş bir tamlama var burada. Tamam mı? Ha, evet. Değil mi? Ama burada hemen şunu da not diye düşüyorum. Bilmeyenler de lütfen not alsın. Tamlayanı düşmüş bir tamlama. isim tamlaması kabul edilmez. Ha. Yani sayıda sayılmaz. Mesela burada kaç tane atlamaması demiş ya. Hı -hı. Cevap üç tane. Yaz gecesi, gece yarısı, sokak ortası. Cevap 3 Neden bunu kabul etmemiş? Çünkü üniversite sınavında öyle soru geldi. Yani tamlayana düşmüş bir tamlama ayrı soruyorlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tamlayana düşmüş bir tamlama vardır? Sorarsa bakacaksın. Hı -hı. Yani burada tamlayana düşmüş bir tamlama var. Buradaki bir de zaten neymiş? Sıfat. Ondan dolayı olamaz. Cevap C şıkkı diyoruz. Sıfatı çöp at. Evet altıncı soruya bakıyoruz. Aşağıda verilen cümleler hangisi tamlayanı ve tamlananı zamirden oluşmuş? O zamirde. Yani okulun kapısı dedik ya. Hem okul hem de kapı ne olacakmış? Zamir olacak. Tamam, tamam. mı? Yani isimden sonra mı gelecek? Yok fark etme. İkisi de zamir olacak. Mesela ağaç yakındaki tamlamalara bakalım. Çocuklardan bazıları zil çal, zil çalmadan yerlerini almıştı. Burada isim tamlaması hangisi? Aslında burada bir güzel bir özellik var. Çocuklardan bazıları, bazıları neye ait, kime ait? Çocuklara ait. Burada bir belirtili isim tanıması var. Tamam mı? Öyle burada mi? Burada hemen melek şunu vurgulamak istiyorum önemli. Dan eki var ya dan eki. Hı -hı. Normalde dan eki bugün de işledik seninle ayrılma durum eki, değil mi? Ama dan'dan önce lar eki var ise danın yerine de ben ın ya da in eki getiriyorsam bu bir tamlayan eki oluyor. Yani aslında bunun orijinali şu demek. Çocukların bazıları. Hmm. Tamam mı? Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdakilerin hangisi aslında? Resimdekilerden bazısı. Resimdekilerin bazısı gibi. Yani buradaki dan eki ne ekiymiş? Tamlayan eki. Evet. O zaman bu çocuklardan bazıları tamlamadır ama zamir sadece tamlayandır burada bazıları. Ondan dolayı aşık olamaz. Ne diyor bizde soruda? Her ikisi de ne olması lazım? Zamir, zamir olacak. Tamam. B'ye bakalım. Okul. onların hiçbiri böyle bir şeye cesaret edemez. Onların hiçbiri böyle bir şey. Hiçbiri neye ait? Onların. Heh, hiçbiri bak. Onların hiçbiri okulun kapısı. Şimdi onlar da zamir, hiçbiri de zamir. Öyle mi? Tabii, Aa, on, evet, onlar onlar kişi zamiri, hiçbiri de belgisiz zamir. Cevap evet. Bursa. Yani tamlayanı kişi zamiri, tamlananı belgisiz zamir olan bir belirtil isim tanıması. Tamam mı? Evet. Cevap Bursa. Mesela B'ye bakalım. Birçok belediye. Yani buradaki birçok kelimesi belgesiz sıfat. Belgesiz sıfat Zaten isim tanıması yok. Kitapların hepsi tamlama ama burada zamir olan sadece hepsi. Ondan dolayı bu da zamir. Kimi aydınlarımız? Bu bir sıfat tanıması. Zaten bu da sıfattır. Bundan dolayı olamaz diyorum. Evet. Hı hı. Hemen ee, şu soruya bakalım bu soru fena soru. Evet. Bu dörtlükte numaralanmış dizilerin hangisinde? Zincirimi atlaması. Zincirimi atlaması ne demiştik? Okulun kapısının Kul. kolu. Ok. Ya da okul kapısının kolu. Ya da okulun kapı kolu. Üç tane isim birbirini ne yapacak? Tamamlayacak. Tamamlayacak. Üç isimi bulmam lazım. Şimdi. Bire bakalım. Durgun havuzları işlesin. Bırak. İşlesin. yükle Bırak. Yüklemasın. Ya, Durgun evet. havuzları. Değil mi? Nasıl havuzlar? Durgun, Durgun havuz. Olurlar. Ya bu bir de var sıfat tamlaması. Sıfat... Gerek ediyoruz. Yaprakların güneş ve ölüm rengi. Ne rengi? Güneş ve ölüm rengi. He, aslı bak şu bak şu yaprakların yaprakların neyi? Aa rengi. rengi. Yaprakların rengi. Ama ölüm rengi de. Aslında bunu biliyor musun bak? Okulun kapı kolu bu aslında. Evet, zincirlemesinde tamam. Evet, yani bu şey de var. Ee, bunlar da yine tamlamanın bir bölümü. Okulun kapı kolu. Hmm. Okulun kapısının kolu. Yaprakların güneş ve ölüm rengi. Yaprakların ölüm rengi, yaprakların güneş rengi. Yani hepsi birden ne olur bunlar? Zincirle misin tanı cevap 2 olacak Bursa. 3'e bakalım. Sen kalbini dinle ufkuna. Burada bir isim tanıması yok. yok. Ha burada şöyle dikkat edelim. Kalbin aslında tamlayana düşmüş bir tamlama var. Kalbini. Sen kendi kalbin aslında. Kendi kalbin. kalbini. Ama sen orada sen kalbini. O ayrı. Sen ayrı. Sen kalbine. Kendi kalbine. Burada tamlayanı hmm. tamlayana düşmüş bir tamlama var. Yani aynı zamanda konu tekrar yapıyoruz. Düşünme mevsimi inleten rengi. Mevsimi inleten rengi düşünme. Burada mevsimi inleten rengi. Burada herhangi zaten bir tamlama yok. Bir bir çıkacaktır emin ol karşısında. Burada bir tamlama yok. Geçtim. Başka hangi sorumuz var? Sekizinci soruyu yapmışsın. dokuzuncu sorumuza bakalım. İsim tanıması biçimce kalıplaşmış bir bileşik isim vardır. Ne diyor? İsim tanıması biçiminde kalıplaşmış bir bileşik isim vardır. Önce biz neyi bulalım? Bileşik isimleri bulalım mı? Ay o ne demek Tamam. Ha bir bak. Hani ben bilgisayar mı? Evet bilgisayar. İki tane. E... İkisi de isim olacak işte. B şıkkındaki bileşik isim hangisi? Yurtsever. Yurtsever. Ama sevmek işte. Geleceğim. C şıkkında hangisi bileşik sıfat? Şey dedim ben. Sonbahar olabilir mi? Evet sonbahar. Rüzgar gülü. Evet rüzgar Çukurova. gülü. Ne var bir de? Çukurova. Çukurova. Çok güzel. Aşağıdaki cümlelerin hangisi isim tanımlaması biçiminde kalıplaşmış bir bileşik isim? Şimdi bilgisayar, bilgi isim saymak fiil. Evet. Eledik. Aa, tamam. Yurt sever, sevmek fiil değil mi? Fiil. Evet bunu da eledik. Yurt isim. Sonbahar nasıl bahar? Sonbahar. Sıfat, sıfat tanıması. Eledik. Rüzgar gülü. Gül neye ait? Rüzgara. Ve ü de iyilik eki. İşte cevap hmm. bu olur. Tamam mı? Bileşim. Çukurova. Nasıl ova? Çukurova. Bu da sıfat ardı isim. Sıfat alaması yani. Şimdi kalıplaşmış bir birleşik isim dediğinde iyilik olduğu için aynı zamanda tamlama kalıplaşmıştı Hı -hı. orada ama hani tamlama olduğu için mi kalıplaşmış? Evet aynı öyle. Yani isim tanıması biçiminde kalıplaşmış bir birleşik isim. Yani Rüzgar Gülü, burada Rüzgar Gülü ne olur Rüzgar Gülü? İkisi de isim. Aynı zamanda bir varlığın neyi olmuş artık? Adı olmuş. Evet. Tamam mı? Evet geçelim. 10. sorumuza bakalım. Ne diyor? Hangisinde tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş? Okulun kapısı dedik. Yer değişecek. Yani kapısı okulun olacak. Tamam. Yer değişecek. Hüznünü seviyorum sonbaharın. Bak bunu hemen ha. göreceksin. Hüznünü seviyorum. Sonbaharın hüznünü. Ha. Neyin hüznünü seviyorum? Bu tamlayan. Aha. Bu da tamlanan. Yani Her demiş. zaman iyilik eki tamlanandır. İyilik iki, tamlanan. İm, eki ne ekidir? Tamlayan ekidir. Hmm. Tamlayan ve tamlan yer değiştirmiştir. Bundan dolayı cevap aşıkkı diyorum. Tamam. 11. sorumuza bakalım. Tamlayanı birden fazla olan bir belirtili ad tamlaması. Okulun kapısı dedik ya. Tamlayanı birden fazla olduğuna göre şu O'yu çoğaltacağız. Ne diyelim buna? Okulun, sınıfın kapısı. Hı hı. Okulun, evin, bahçenin kapısı. Tamam mı? Evet. Mesela A şıkkına bakalım. Bireylerin ve toplumların yaşamları. Yaşamlar neye ait? Bireylerin ve toplumların. Heh, i̇şte burada iki tane tamlayan var işte. Evet. Yani yaşamlara ait olan hem toplumlar hem de bireyler. Hem de in ve ın. Evet aynı. Bireylerin yaşamı toplumların yaşamları. Evet. Ondan dolayı cevap ne olur? Adana. A olur. Başka var mı? Arka sayfadan var. Arka sayfadan evet, var. Evet, evet sorularını bitiriyoruz. Son kaç soru? 2-3 soru. Evet, şunu yapmışsın. 14. soruya bakalım. Şunun D'sine de baksak aslında çok... Evet, D'sine. Birden fazla belirtisiz atlaması kullanılmıştır diyor. Birden fazla değişik e, birden fazla belirt. Belirtisi tamamlaması neydi Melek? Ne sorusunu o soracak? Okulun okul kapısı olacak. Ha, tamam. Tamam yani tamlayan ne kalmayacak? Okul kapısı. Bakalım. Şimdi okul kapısının değil okul kapısı. Okul kapısı olacak. Sı, evet. Tamam. Aynen. Bakalım. Hoyrattır bu akşam üstleri daima. Gün saltanatıyla gitme bir defa. Yalnızlığımıza dolduğu her yeri bir renk çığlığı içinde bahçemizden. Ne çığlığı? Renk çığlığı He, demişim çığlığı, ben. Çığlı, e, renk çığlığı. Bu işte belirtisinin tamaması. Peki bu? Hı? Aa bu sıfat oluyor değil mi? Hangisi? Tabu. Bu sıfattır. Bak, evet, sıfatı. Evet. Başka nerede var? Başka var mı? Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan lavanta çiçeği. Aa, ne Çiçek var? neye ait? Lavantaya mı? Evet lavanta çiçeği. Bu takız cisim tanıması değil mi? Değil. Şurunu belirtiyor. De, belirsin. Ama bak şuna dikkat et yeri keki varsa takısız ne demek takısız? Hiçbir ek. Almayan mı? Lavanta çiçeği ne almış? İyi sesini almış. O da iyilik oluyor zaten. Evet o da iyilik ne oluyor? Belirsiz tanıması oluyor. Yani birden fazla atlaması var. Lavanta ile renk çığlığı. Tamam mı? Ne çiçeği lavanta çiçeği. Çok güzel. 14. sorumuza bakalım. Hangisi söylenemez? Birinci cümlede atlamlaması yoktur. Bir değişim geçiriyoruz. Yok. Evet burada bir herhangi bir tamamlama olayı yok. İkinci cümlede belirsiz atılaması örneklendirilmiştir. Bir değişim yaşıyor dünya insanı. Ne insanı? Dünya insanı. Evet, bir değişim yaşıyor dünya insanı. Aslında ikinci cümlede belirsiz atılaması örneklendirilmiştir. Var aslında. Değil mi? Bir değişim yaşıyor dünya insanı. Belirsiz atılaması var parçada. Aa, tamam. Değil mi? Söylenemez evet, diyor ya. Bence. Evet, yani bir atılaması yoktur diyor. Söylenir. Belirsiz atılaması var mı? Dünya insanı. Evet, doğru. 3'e bakalım. 3. de belirtil at kullanılmıştır. Mayası toplumculuk olan yeni bir içeriye girdi dünyamız. Hmm. Kimin mayası? Top dakika. Yok ki. Dünya. Mayası toplumculuk olan yeni bir içeriye girdi dünyamız. Aslında buradaki dünyamız ne biliyor musun? Bizim dünyamız. Tamlayan ne yapmış? Düşmüş. Düşmüş. Mayası onun mayası. Bu da tamlayan yan düşmüş. Yani burada bir şey yok aslında. Belirtiden bence sen yanlış bakmışsın. Cevap C şıkkı kullanılmıştır diyor. Belirtile yok yani. 3. Bak dikkat et. Mayası tomurcuk olan yeni bir içeriye girdi. Yani tomurcuk olan yeni bir içerik sıfat alaması. dünyamız, bizim dünyamız, mayası onun mayası. Burada tamlayan düşmüş. Cevap C şıkkı doğru yapmışsın aslında. Tamam Evet. D'ye de bakalım. İşaret sıfat almış ve belirtili atlamaması. Dörtteki belirtili atlamamasına bakalım. Bu dünyanın. Heh, dünyanın neyi? E, içi ha, iki. Tamlayan. Burada tamlayanı almış? Bu dünya. işaret sıfat almış. Doğru. Zincirleme atlaması örneği vardır. dedi bakalım. Hadi bunu sen bul bakalım zincirlemesinin atlamasını. Hadi bakalım. Okulun kapısını. Öyle okulun. çekersen gözükmez. Para. Şöyle biraz da geriye çekil. Heh. Şöyle. Acemiysen. Ha. Evet. evet. İnsanoğlunun alın çizgilerini buldum ya burada Heh. çizgilerine alın çizgilerine insanoğlunun alın çizgileri evet aynı insanoğlunun alın çizgileri gözlerin derinliğindeki anlamları diziler sökerle var evet eh, cevap ne olacak şu şey olur mu An gözlerinin Yok. derinliğindeki anlamları oradaki ki eki sıfat yapmış ondan dolayı olmaz ol. evet şu sorulara hemen bakalım diyor ki e, hangi, birden fazla at tamlaması örneklendirilmiştir Birden fazla atlamaz. Evet. Kültür ve sanat eserleri geçmişten geleceği uzanan zincirin halkasıdır. Ne eserleri? Kültür ve sanat eserleri. Tamam. Burada bir tamlama var. Bir tane daha var tamlama burada. Ee, uzanan zincirin halkaları. Halkaları. Halkalar neye ait? Zincire. Evet. Zincirin halkaları. Bir de kültür ve sanat eserleri. Yani A şıkkında birden çok tamlama var mı? Var. Hı hı. Sen E şıkkı demişsin sanırım. Evet. Bakalım. Sözlü dönem. Nasıl dönem? Sözlü dönem. Aa, sıfat Sıfat tanıması bu? bu. Ne sıfatmış ya? Nasıl dil? Arı bir dil. Bu da sıfat tanıması. Gitmişsin sıfatların <laughs> hepsini tamlama kabul etmişsin. Allah seni affetsin evet. değil mi? Oh, oh. Vallahi bil. Evet. Ee, son Sıfatlarım. sorumuza bakıyoruz ve bitiriyoruz. Yay. Verilen dörtlükteki tamlamanın benzeri demiş. Gönül olgunluğa erdi. Aşk ateşi. Evet belirtisiz bulmuşsun zaten. Doğru. Hı -hı. Ateş aşka ait. Aşk ateşi belirsizin sıfatımız. Nerede var bakalım? Tatlı bir sert bir futbol oynuyordu. Tatlı sert bir futbol. Nasıl futbol? Tatlı sert bir futbol. Bu Spat, sıfat. Evet. Evin en şirin köşesinde. Ee, en burada zamir. Şirinde En sıfat. en zarf burada. Ha pardon. Evin niye? Evin köşesi. Köşe neye ait? Eve ait. Nasıl köşeymiş? Şirin. En, en şirin. ]miş. Bu da sıfat. Evet. Tamam mı? Yani hem sıfat var hem de miktar zarfı var. Neticede burada tamlayan ve tamlanan bu. Burada ne var aslında? Belirtili isim tanıması var. A'da ne var? Sıfat tanıması var. Kapı önünde beni bekliyordu. Hmm. Neyin önü? Kapı önü. Evet. Kapı, belirtili isim tanıması. Evet. Soruların en zoru. Soruların neyi? En zoru. Ne? Soruların zoru. Araya en girmiş. Miktar zarfı girmiş. Bu da belirtili. Hı hı. Cevap kağıdının ön kısmı. Oo, çok güzel. Okul kapısının kolu. Gördün mü? Cevap evet. kağıdının kısmı. Zincirlemesinin tanıması. Şurada ek olduğu için zaten direkt eliniyor. Galiba. Evet. Hayır bak. Ön kelimesi sıfat ama ben üç tane isim bulduktan sonra sıfat e, zincirlemesinin tanımasını bozmaz. bakın. Tamam. Cevap kağıdının Doğru. kısmı. Bu tamam. ne tanıması? Zincirleme. Evet. Cevap okul kapısının kolu. Tamam. Araya girmiş? Sıfır, sıfır değil. Yani evet, bu da zincirlemesin tanıması. Bu da belirtisiz ne olacak? C eşlik olacak. Evet. evet. Melek sorularını çözdüm. Bir Bitti. komşun olarak sana yardımcı Hı -hı. olmaya çalıştım Teşekkür ama ederim. tebrik ediyorum. 10. sınıfsın. 11'e yeni geçtin, onun sınıf konularını tekrar ediyorsun. Temeli sağlamat adına böyle çalışmaların çok çok güzel. Bol soru çözeceğiz, çok tekrar edeceğiz. Çıkan sorularda baktık gerçekten güzel sorular evet, dil bilgisinden. Yani bir de bak Melek şu var. Dil bilgisinde inan 25 tane şöyle yazıyorum şöyle bak. 25 tane dil bilgisi de konu var. Hmm. İsim, sıfat, zarf, samuri, edat, bağlaç ünlem, tamlama, fiilimizi, fiiller ekler, sözcük yapısı cümle türleri, cümle yapısı, cümle ögesi anlatım uzun ses yazım noktalama yani aslında dil bilgisi gerçekten çok önemli biliyorsun 40 tane soru geliyor TYT'de 2019'da kaç tane dil bilgisi sorusu geldi? 12 tane 12. 2018'de kaç tane geldi? 13 tane yani 30 net ve üzeri yapmak istiyorsan dil bilgisini adın gibi bileceksin. Paragrafın yanında. Paragrafın yanında. Bileceğim. çok önemli yani. Şu anda bak sayısal öğrencilerimiz var bizim melek. Hocam mesela... diyor 30 neti yapayım benim için yeter diyor. Hı hı. Neden? Çünkü eee herkes paragrafa yükleniyor. Ya e, evet. paragrafta kolay değil ki gerçekten zor ve seçici sorular var. Makale ve biyografilerden. Yani, çıkıyor aynen için. ondan dolayı dil bilgisi Bilenin yapacağı. Yani son senede her şey bitmiyor. 12. sınıfta dil bilgisi bitmeyebilir. Ondan dolayı böyle 10. ve 11. sınıfta bu konuları ne yapmamız lazım? Halletmemiz gerekiyor. Tamam. Evet, evet. Teşekkürler hocam. Evet. Herkese iyi günler diliyorum. Herkese başarılar diliyorum.